Efendim, yıllar önce bir katliam yaşandı burada. Siz de Bostan Devlet Bey'inde bir ziyaret ettiniz. Cumhurbaşkanı ile görüştünüz. Bosna'nın devlet gününde buradayız. Dün Sayın Başbakan'la görüştük. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile resmi törende görüştük. Kendisi bugün akşam saat 18 için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet etti. Cumhurbaşkanı ile de sarayda görüşeceğiz. Resmi törenlere katılıyoruz. Tabii burası bizim için çok anlamlı bir yer. 1990-95 arası bütün dünyanın gözü önünde ve maalesef gelişmiş ülkelerin büyük, derin ve utanç verici suskunluğunun önünde burada bir soykırım yaşandı. Bosna Hersek'i ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi Türkiye. O zaman önceki genel başkanlarımızdan o dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in bu konuda aldığı inisiyatif ve ortaya koyduğu diplomasi çok önemliydi. Yine katliama dikkat çekmek için o zamanki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal'ın buraya geldiğini, dünyanın dikkatini buraya çektiğini hatırlatmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün genel başkanları gibi Bosna Hersek'le olan ilişkimiz ve meseleye olan ilgimiz devam ediyor. Çok daha da artarak devam edecek. Bugün dünya açısından aslında ibret alınacak bir süreç içindeyiz. Biraz önce kabrine çelenk sunduğumuz, dua ettiğimiz bilge lider, bilge kral Aliye İzzetbegoviç'in bir sözünü buradan bütün dünyaya hatırlatmak isterim. Unutulan katliamlar tekrarlanır. 90-95 arası sessizliğini unutan Avrupa ve dünya şu anda İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamın sorumlusu. Çünkü geçmişte burada bunlar olurken sessiz kaldılar, izlediler ve büyük katliamlar yaşandı. Birazdan bebeklerin mezarlığını ziyaret edeceğiz. Binlerce bebeğin mezarı var burada. Şu anda da Filistin'de 4000'in üzerinde çocuk mezarı var. Çocuklar toplu mezarlara gömülüyorlar. O dönemdeki katliamı unutursak bugünkü katliam yaşanır. Buradan bu şehitliğin önünden Aliye İzzetbegoviç'in ebedi istirahatgahının önünde onun huzurunda diyoruz ki insanlık suçlarını, katliamları unutmayın, bunlara sessiz kalmayın. Sonradan pişman olmak, savaş suçlusu ilan etmek ya da günah çıkarmak yetmiyor. Bugün Filistin'e gelişmiş dünyanın sessiz kalmamasını bekliyoruz. Bugün sizin de mektubunuz oldu, çağrınız oldu diğer partilere, sosyalistlerden Bosna'dan. Ne bekliyorsunuz, nasıl bir adım atılmasını bekliyorsunuz? Dünyadaki 120 lidere mektup yolladım. Hepsi sol, sosyal demokrat ya da sosyalist partilerin liderleri. Bunların bazıları ülkelerinde cumhurbaşkanı, bazıları başbakan, bazıları ana muhalefet lideri. 120 siyasi akrabamıza İsrail'de, İsrail'in Filistin üzerinde yapmış olduğu mezalimi, soykırıma varan davranışlarını bir an önce durdurmak için hep birlikte harekete geçmeye, bu konuda inisiyatif almaya davet ettim. Önümüzdeki günlerde bu mektubumuza gelecek cevaplardan sonra hem temsil edildiğimiz uluslararası kuruluşlarda hem de birebir ilişkilerle Filistin'de akan kanı durdurmak için elimizden gelen bütün çabaları göstermeye devam edeceğiz. Son sorum olacak efendim. Katar ve Mısır ara bulucu rolü üstlendi. Türkiye'nin üstlenmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı da buradan bir çağrısı oldu. Türkiye bu rolü neden alamadı ve Türkiye ne yapabilir? Maalesef Türkiye geçmişte çok önemli dış politika birikimi olan ve bu konuda dünyada büyük bir saygınlığı olan bir ülkeydi. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın şirket gibi ülke yöneteceğim demesi, iç politikaya alet etmek için dış politikada yaptığı inanılmaz zikzaklar, U dönüşleri, meseleyi bazen kişiselleştiren ya da diplomasi dilinden uzaklaştıran söylemlerle, dünya liderleriyle girmiş olduğu polemikler, etrafımızdaki iyi ilişkiler içinde olmamız gereken tüm komşularımızla yaşadığımız sorunlar ve bugün sorunların yaşandığı coğrafyada İsrail'le olsun, Filistin'le olsun, Türkiye'nin dış politikasının tutarlılığını terk eden ve zaman zaman Türkiye'nin tutarlı dış politikasının dışına savrulan yaklaşımları bizi bir ara bulucu olma,
fikrine ve diplomasisine güvenilen bir ülke olmaktan çıkardı maalesef. Bunun bir tane sorumlusu var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kendini monşerler diplomasisi diye küçük görerek dışa ittiği hariciyemizin çok önemli ve deneyimli isimlerinin ve onların biriktirdiği kültürün bir devamı dış politikayı uyguladığımızda bu özlediğimiz saygınlığı tekrar geri kazanacağız.